Sayın Bakanımızın dönemiyle yerli üretim, milli enerji anlamında gerçekten yoğun çalışmalar oldu. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan'ın katıldığı bir iftarda yeni bir müjde verdi ki o müjdeyi de burada büyük bir afiş olarak da sizlerle paylaştık. Elhamdülillah arkadaşlar, Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. 2017 yılı sonu itibariyle hamdolsun ihtiyacımız olan enerjinin %51'ini biz ürettik. Bir önceki yıl rakam %48'di ki su problemi olmasına rağmen arkadaşlar bakın biliyorsunuz şu an hidroelektrik santrallerimizde ciddi problemler var. Ciddi bir su problemi olmasına rağmen yerli enerjiye, milli enerjiye gereken önem destek verildiği için hamdolsun %50 rakamına ulaştık. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında toplamda 1 milyar kilowatt saat enerji üretimi yapmışken Afşin-Elbistan bölgemiz ki ilk 2 ayında Ağdağ kısmen çalıştı. Hamdolsun şu an 5. ayı geri tamamlamamıza rağmen henüz 6 ay olmamasına rağmen 2.4 milyar kilowatt saate ulaştık. 2.5 katına ulaştık. Biz burada afişte her ne kadar 2 katına çıkardık desek de neredeyse 3 katına çıkardık. Bu da size gelsin arkadaşlar. Aslında genel müdürlüğümüz her şeyi özetledi. Biz Afşin Elbistan üyesi olarak tabii ki ülke ortalamasının belli ekonomik noktalarda altındayız. Santraller bizim bu noktada ve maden işletmesiyle birlikte ana geçim kaynağımız oluşturuyor. Gönül isterdi ki bu geçim kaynağı daha çeşitli olsun ama şu an birçok vatandaşımız buradan ekmek yedi, birçok insan emekli oldu ve hala sizler gibi çok değerli çalışanlar var. O yüzden burası aslında bir şekilde çevrenimiz esnaflara da dahil olmak üzere birçoğumuzun ekmek teknesi. Siz alın terinizle burada bir emek veriyorsunuz, bunun karşılığında bir ücret alıyorsunuz ve bu kazandığınız ücreti ilçelerimize Afşin olsun, Elbistan olsun, buralarda harcıyorsunuz ve bir ekonomi dönüyor. Hem esnaflarımız için hem sizler için bu ekmek teknemize biz daha fazla çalışarak daha fazla sahaya çıkmak zorundayız. Bunun yaşaması, büyümesi, inşallah bahsettikleri üzere CVD santrallerinin de hayata geçmesiyle bu ekonomik döngü daha da artacaktır. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rabbi, devletimize, milletimize, askerimize, ordumuza, havada, karada, mezun ve muzaffer eyle Ya Rabbi. Yine çok soru geliyor. Taşeron arkadaşlarımızın. Biliyorsunuz kitle kapsam dışı bırakılmıştı. İnanın o süreçte sizlere de geri bildirimlerle biz hem birkaç bakanlığımızla alakalı konuyu biliyorsunuz. Hem bakanlarımızla, hem başbakanlarımızla, hem cumhurbaşkanlığımızla konuştuk. Onların ifadesi şu oldu. Özellikle kitle konusunda biz işin içinden çıkamadık. Çünkü yurt dışı ile rekabet açısından, ülke içindeki rekabet açısından bazı alanlardaki bu birimlerin bu şekilde kadroya alınmaları sıkıntı doğuruyor rekabet önlem açısından dedi. Biz de bölgemizdeki siz arkadaşlarımızın özellikle taşeron olarak çalışan, temsilde çalışan arkadaşlarımızın sıkıntıları problemlerine dile getirdik ama Türkiye çapında özellikle diğer alanlarda da çalışan işçilerimizi göz önüne bulundurduğumuzda bir türlü bir geçişi tam sağlayamadık. İçinden çıkamayız. Çıkamadık diyorlar. Fakat gelen geri bildirimler üzerine, bizlerin de sizlerin bu durumları yönetmemiz üzerine hem bakanlarımız, hem başbakanımız, hem cumhurbaşkanımız biliyorsunuz ileriye yönelik taşeronluğu tamamen ortadan kaldırma adına bir takım yaptırımlarımız olacak dediler.